Dem Partililere demiyor. Yok, Dem Partiye diyor. Dem Partililer demiyor. Dem Kürtlere demiyor. Dem Partiye diyor. Dem Partiye. Tamam, evet, demlenmeyeceğim diyor yani. Tabii bunu söylüyor. Buyurun. Bunu da gayrimeşru bulduğunuz için söylüyor. Bir parantez açayım tabii burada. Şimdi bu hanımefendi mecliste milletvekili yani. Öyle DEM Parti falan. Milletvekili ya, grup başkan vekili. Grup başkan vekili. Evet. Yani DEM Parti'yle ilgili falan bir sıkıntısı yok. Belli ki bu söylemi de kasıtla yapılıyor burada yani. Ben o fikrim o. Onu söyleyeyim yani. Samimi hisleri değil hanımefendinin, onu söyleyeyim yani. Gelir konuşuruz yani yeri geldiğinde. Ama söylediği şey şu. Kapalı kapılar ardında DEM'le pazarlık yapılıyor diyor. Kim yaptı bunu? Özgür Özel yaptı. Tamam. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. O, Kemal Bey yok artık. Yani orada kastettiği aslında AK Parti'yi kastediyor. AK Parti'nin büyük ihtimalle çözüm sürecini atıp da bulunuyor. Kendi partisinin son dönemdeki yok ilişkileri ya, üzerine... Yok ya, açıkça söylüyor. AK Parti diyor. Zaten başta söylüyor. Yani burada başta diyor. Söylediği şey kendi partisine yönelik. Ha, bir de şöyle bir iddia var Mahmut abi. Yani AK Parti... DEM Parti ile pazarlıklar yaptı iddiası var. Ama bu doğrulanmış bir şey iddiası değil. Var kanka. Bir tane gazeteci o şey muhafazakarlıktan geçip şimdi İmamoğlu'cu olan birisi var. O diyor ki 1 Nisan'dan sonra çözüm süreci başlayacak diyor. Hı. O kadar rahat ya, söylüyor ki. Bu zaten, nereden çıkardın? Yok diyor. Böyledir diyor. Bu konuşma da İmamoğlu'na tepki veriyor bu Burcu Köksal Hanım. İmamoğlu'na tepki veriyor. Yani tabii, diyor ki Afyon Karahisar'da bizim DEM'le bir ilişki kurmamıza ihtiyaç yok. Senin İstanbul'da ihtiyacın var diye burada bizi milletin hedefine koyma diyor. Türkçe. Evet. Tabii bu. Bu. Ona da buradan cevap geldi. Şimdi bir saniye. Mahmut abi iyi bir yerden yakaladı. Benim gideceğim yer orası. Burayı da konuşurken aynı zamanda. Çıkmışlar ortalığa dökülmüşler. Özgür Özel dedi ya. Biz dedi AK Parti dedi DEM'le ittifak yapıyor bilmem ne yapıyor. Çok çözümsüz. Ha, gözümüzün içine baka baka bunlar söyleniyor. Hatta bizi kaybettirecekler diyor. Ha, bizi kaybettirmek için falan filan. Yok öyle bir şey ama. Yani DEM de kabul etmiyor bunu. Neyi? Yani kabul etmesine ne gerek var? Böyle bir şey. Yani bize AK Parti'de görüştük dese. Evet, hayır yok ya. Öyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yok yani. Evet. Tamam. Bildiğin yok. Yani yokun nasıl yok olduğunu söylemeye gerek yok. Hiç mi yok? Hiç mi yok? Yok. Hiç yok. Yok. Hiç yok. Senin hiç Şaban yok. Da söylüyor onu. O da söylüyor. Şimdi. Senin oldu Şaban. Buradan bizi izleyen CHP'lilere gelsin. Programın bundan sonraki kısmı. Ya anlaşmışsınız. Grup başkan vekilinizin ve aynı zamanda belediye başkan adayınızın bu sözleri üzerine nasıl bir paniğe kapıldınız? Nasıl bir paniğe kapıldınız? Ve hemen Özgür başka Özel... Başka bir şeye mi geçiyorsun? Bir şey yo, daha söyleyeyim. Bu konu devam konuşmamız edecek. Lazım. Şimdi dün... Can, bu konu devam edecek. Can Öztürk. Neydi Can? Can Öztürk kim? Karanlık Odan'ın Can Ataklı gazetecisi var ya. Can diye birisi. Yayın yönetmeni Can. Oda TV'nin. Evet. Oda TV'nin. Evet. TV, evet. O şöyle bir şey söylüyor. Bakın bütün bu tartışmalar yapılırken Barış arkadaş da orada. Bizim Hasan Öztürk orada sanıyorum. Yok Hasan var mıydı? Başkası vardı. Şey... O da var. O yüzden dedim. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bunda ne var ki diyor DEM'i falan kastetmemiş diyor. Parti DEM yöneticilerini kastediyor diyor. Yani yöneticiler daha doğrusu Afyon'da ittifak yapmamayı kastediyor diyor. DEM Parti'yi falan kastetmiyor diyor. İttifak yapmayacağız kastediyor diyor. Ya adam bir defa birisi diyor ki genel başkanı bunu şimdi verirsin belki. Sürçülisan ettik. Hepsini vereceğim. Sürçülisan nedir ya? E demek ki sürçülisan edilmişse bir problem var orada. Şimdi sürçülisan diyor. Yanlış söylemiş. Yani DEM falan. Sonra öyle bir sıkıştılar ki başka taraflara gitti. Neyse. Özgür Özel sahne aldı. Bu açıklamadan sonra çünkü ortalık yıkılmıştı. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır. Şimdi demiş ki Burcu Köksal. Aman Sayın Genel Başkanım, dilim sürçtü. Ben öyle bir şey dedim.
Sonrasını Özgür Özel tamamlıyor. Yanlış anlaşılmasın. Kabım bütün partilere açık. Bir sürçmesi var mı ortada? İzleyelim bir daha. Ver bir daha bir numaralı VTR'yi. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez. AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar. Şimdi CHP'nin başından beri stratejisi şu: kendi görüşecek, kendi pazarlık yapacak, kendi işbirliği yapacak, listelerinden belediye başkanı, meclis üyesi gösterecek, kamuoyuna da tartışsınlar diye argüman olarak onlar görüşüyor kapalı kapılar arasında, onlar ittifak yaptı falan. Aslında o söylemi tekrar ediyor burada. Tamam mı? O söylemi tekrarlıyor. Dil sürçmesi falan değil. Ama şöyle bir şey oldu. Özgür Özel bu açıklamayı yaptıktan sonra Özgür Özel'in karizması çizildi. Çizildi. Ama öyle böyle değil. Mahmut Övür, o genel başkanın Özgür Özel'in yerinde olmak istemezdim. Kimse istemez. Çünkü artık belediye başkan adayı, belediye başkan adayına ilişkin aman başkanım beni yanlış anladılar, dilim sürçtü, sen düzelt falan filan. Peki bir dakika, orada Özgür Özel, bu hanımefendi Özgür Özel'e söylememişse Özgür Özel nasıl bunu söyler? Yalan söylemiş. Abi çok enteresan, evet, değil mi? Var olmayan bir şey söylemiş. Var olmayan bir şeyi söylemiş. Biz ona yalan diyoruz. Sonra belki aramıştır, ya bunu ben düzelttim, sen de devam et. Ya kadın geri adım atmadı. Atmadı, oraya geleceğim şimdi. Bit attı. Şimdi kadın, yani hanımefendi, hanımefendi Burcu Köksal aslında öyle bir şey dememiş. Özgür Özel ortalık karışınca ben genel başkan olarak çıkarım, böyle bir laf derim ve benim sözümün üstünde de kimse söz söylemez diye düşünmüş. Gel gör ki Barış Yarkadaş'la görüşen Burcu Köksal VTR 3'te şunları söylemiş. Konuşma yaptı. Ardından Uşak'a geçti. Uşak Belediye Başkan adayı eski milletvekili Özkan Yalım'ı takdim ederken Özkan Başkan'la Burcu Başkan iyi arkadaştır. Burcu Başkan'ın da size selamını getirdim diyor. Sonra Burcu Köksal'ın sürçülisan ettiğini, yani dilinin sürçtüğünü, yanlışlıkla konuştuğunu söylüyor. Fakat Burcu Köksal bunun tam tersini söyledi bana. Aa, tabii. Ciddi mi? Tabii canım, tam tersini söyledi. Ne dedi? Dedim ki Burcu Başkan, Özgür Başkan'ı dinlediniz. Sizin sözleriniz dedim şu anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bana aynen şunu söyledi. Ben belediye başkanı seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'ni DEM partililerle yönetmeyeceğim. Ben bir dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Fena. Hanımefendi çizdi. Şimdi bak, bir tanesi grup başkan bildi. Değil mi? Burcu Köksal, CHP milletvekili, Afyon milletvekili, belediye başkan adayı ve CHP'nin Özgür Özel'in parlamentodaki vekili. Bir demeç veriyor. Özgür Özel genel başkan, onu düzeltmeye kalkıyor. Düzeltemezsin diyor neredeyse. Tabii aşkaki. Düzeltemezsin. Müthiş bir şey yani. Bundan ötesi yok. Yani şimdi, onun amiri yani, genel başkanı ya. Diyelim ki Barış Yarkadaş yanlış anladı. Burcu Köksal'la yaptığı telefon görüşmesini yanlış anladı. Bir numaralı görseli verin. Burcu Köksal hanımefendi bir tweet attı ortalık bu hale gelince. Bir şey yapma ihtiyacı duydu. Geri adım atmadan bir şey yapma ihtiyacı duydu. Aman Allah'ım. Bu bir fecaat. Bunu bir grup başkan vekili yazabilemez. Bunu ilkokulda okuyan, birinci sınıfta okuyan birisine dikte etsen böyle yazar. Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum. Cümleler düşük, bizle alakası yok yani. O yüzden onu söyledim.
Ben düzelterek okuyayım mı? Ben var Suriyelileri göndermem. Evet. Böyle bir şey. Diyor ki ben Suriyelileri amasız fakatsız lakinsiz Afyon Karahisar'dan göndereceğim diyorum. AKP mevcut işçileri çıkaracak, PKK'lıları işe alacak diyorlar. Burada da demek istiyor ki diyorlar. Şimdi burada demek istiyor ki yani bak şimdi diyor ki AKP mevcut işçileri çıkaracak. AKP çıkaracak işçileri. PKK'lıları işe alacak diyorlar. Ha, AKP ben okuyayım. Ben şimdi nokta. Bunu düzelteyim. Siz anlayabilin diye Türkçeleştireyim müsaadenizle. Yani Suriyeliler de böyle yazabilir. Böyle bir Türkçe belki yazabilir. Danışmanı yazmıştı. Sen de abartma şimdi ya. O da ne diyecek? Ona mı danışacaksın? Bunu yazan danışmana danışırsan Mahmut abi kapatalım dükkanı eve gidelim yani. Diyor ki AKP'liler diyorlar ki bunlar belediyeyi kazanırlarsa mevcut işçileri çıkarırlar, PKK'lıları alırlar. Şimdi alelacele bir şey yazma ihtiyacı duyuyorsun ya. Dem nerede burada? Hala yok. Ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve afşet konusunda destek vereceğim afşet diyorum. Afşet işte Afyon jet fabrikaları. Jet işte neyse. Afyon'a ait bir şey. Ne abi? Biz bilmiyoruz. Yerel bir şey. Termalle ilgili bir şey. Yerel bir şey. Yanlış bir şey de söyleyeyim. Yani İSKİ gibi düşün, ne bileyim ASKİ gibi düşün. Öyle bir şeydir herhalde yani. Herhalde. Neyse. Afyon koymak sana. Şimdi ne yaptı? Doğalgaz ve afşet konusunda destek verileceğim. Şimdi bak diyorum. Suriyeliler nerede? Isınma şeyi ya. Afşet, jeotermal. Afyon, ha jeotermal. Isınma şirketi. Tamam. Aklıma o geldi. Tamam evet, tamam. Hatırladım. Ve doğru. Isınma, evet, doğru. Şimdi karıştı iş yani. Emekli ve lere 4 ay doğalgaz ve afşet konusunda destek veriyorum. Tamam ver eyvallah. Neyse. Evet. Belediyeyi demlilerle yönetecek diyorlar. Bak. Demlileri de böyle yazmış. Demlilerle yönetecek diyorlar. Ransal dönüşüm değil, garip kurabiyeye bedelsiz ev yapacağım diyorum. Aynı ya, hiç değişmiyor. Gizli kapılar ardında. Gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyon Karahisar'ı demlilerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim net. Şimdi Hüdapar da İstepne, onu da oraya koyarsak kimse ses çıkaramaz falan. Başa Suriyeliler, sonra Hüdapar'lar. Ya Suriye. Artık ne diyeceğini şaşırmış bence. Araya doldu. Bak doldurmuş. Öznesi Afyon'da, yüklemi Bağdat'ta ya. Şimdi partiyi yönetenler evet. Bu halde ya. Şimdi partinin buradan, başkan vekili ya. Buradan neyse. Türkçe konuşmayı bilmiyor, yazmayı bilmiyor ama avukat olmuş. Tamam. Vallahi hukuk fakülteleri düşünsünler bunlar nasıl mezun ediyoruz diye. CHP'nin derdi değil, memleketin derdi. Ya hayır. Ülkenin derdi. Efendim şimdi biz CHP'nin hani derdi değil. Abartmayayım bir ilçede falan avukatlık da yaparsın öyle veya böyle de. CHP'yi yönetiyor hocam. CHP'nin parlamentodaki grup başkan vekili. İşte bu. Ya şey bunun ötesi yok ki. Şimdi neyse Mahmut abi yukarılarının hiç önemi yok. Özgür Özel'in çıkıp Burcu Köksal başkanımızın dili süçtü, beni de aradı, aman genel başkanım düzelt dedi demesinden sonra bu tweet'i atıyor. Diyor ki yukarıları geçtim. Açık ve net Afyon Karahisar'ı demlilerle ve Hüdaparlılarla yönetmeyeceğim. Net diyor, net. Tamam mı? Net. Bu kime mesaj? Özgür Özel'e. Hayır. Kime mesaj? Bu İmamoğlu'na mesaj. İmamoğlu'na mesaj. Şimdi belki oraya geçer. Oraya geleceğim zaten. İmamoğlu. Aslında İmamoğlu'na mesaj. Niye kim patladı? O patladı. Buradan evet. Mesaj oraya, oraya geleceğim zaten. Niye veriliyor? Çünkü bu kavganın bir Kurultay kavgasının devamı bu aslında. Oradan bir damar yakalayıp gitmek istiyorlar. Evet. Bakalım bu, nereye gidecek? Bu mesaj Özgür Özel'i pert ettiği gibi İmamoğlu'nu da pert ediyor. Öyle ve, mi acaba? Efendim? Öyle mi acaba? Oraya geleceğim. Hiddetle çıkıp bir açıklama yapmaya icbar ediyor. Evet. Aslında Özgür genel Özel'i başkanını, yok sayıyor. Genel başkanını çiğneyerek teamülleri alt üst ederek zaten eş genel başkan ama Özgür Özel günlerdir saldırıya uğruyor. Biliyorsunuz değil mi? Yılmaz Özdil. Her en çapsız. Sen yazmışsın onu. Evet. Günlerdir saldırıya uğruyor. CHP, CHP'lilerden temizleniyor. Bir küçük mola. Dönüşte asıl mevzuya gireceğiz. Bunlar peşrevdi. Sakın bir yere ayrılmayın.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.